Sayın Bakanım, geçenlerde EBA'da teknik bir sorun oldu. Çocuklar sisteme bağlanamadılar. Siz de dediniz ki bu bizim için iyi haber. Çünkü inanılmaz bir talebin olduğunu gösteriyor. Bunun üstüne de bayağı bir eleştirildiniz. Dediler ki insanlar, ya Milli Eğitim Bakanı çocukların EBA'ya bağlanamamasına nasıl iyi haber der? Biz de Milli Eğitim Bakanı'nı yakalamışken soralım. Nasıl dediniz iyi haber? Şimdi benim hayat görüşüm şöyle. Ben hayata karamsar, kötümser bakmam. Ve hayra ve şerre inanan birisiyim. Ve her meselede de bu boyutları izlerim, gözlerim. Bu benim hayat anlayışım. Ve bizim en kötümser durumda bile, bir krizde bile bir fırsat olabileceğine dair bir anlayışımız var. Yani ben meseleye kriz var, mahvolduk diye bakmam. Buradan nasıl fırsata dönüştürürüz diye bakarım. Ve bunun acaba avantajı, dezavantajı nedir diye bakarım. Şimdi bu tamamen kötü diye bakmak, tamamen olumsuz diye bakmak benim problem çözme yaklaşımıma aykırı. Yani her problemde mesela bir çocuğun ya da bir insanın diyelim ki bir yeri ağrıdı, feci bir ağrısı var. Bu iyi bir şey. Vücut diyor ki sana haber veriyorum, burada bir problem var, lütfen tedbirini al diyor. Yani hayatı her cephesiyle görmek, her şeyi karamsar görmemek. Şu yönü iyi olabilir. O mesele çok ilginçtir. Bizde operatörler, ilgili operatör bu kadar çok öğrencinin EBA'ya aniden girmesini bir siber saldırı var zannederek firewall'larla ilgili bir tedbir almışlar. Ayrıca iki ayrı yerden de yurt dışından siber saldırı var. Ve 4-5 saat orada bir yavaşlama oldu. Yani çocuklar normalde 2 saniyenin altında girerler EBA'ya. Şu andaki, bugünkü, dünkü, evvelki günkü süremiz bu. Ama o gün 30 saniyeye kadar çıktı bu giriş meselesi. Yani gene girdiler ama çok uzadı girişler. Şimdi ben hani şunu özellikle söylüyorum. Birçok ülke var. Diyelim ki Fransa, İtalya, Amerika, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda vesaire. Bana dünyada tek bir ülke gösteremezler. Salgın döneminde tüm öğrenciler için canlı ders yapacak ya da işte çevrim içi bir takım çalışmalar yapacak altyapısı olan bir tane ülke yok. Tek bir ülke yok. Amerika'da da yok, Kanada'da da yok, İngiltere'de de yok. Şimdi bu bizde de yok. Şimdi bizde bu altyapı niye yok? Bu sağlıklı bir eleştiri değil. Bu altyapının olması gerekir. Artık yani bazı sorunlar var. Olması gerekir. Yaklaşımın bu olması gerekiyor. Bakın bende bir tablo var. Amerika, Almanya, Belçika, İngiltere, Çin, Fransa, İtalya, Japonya, Kanada, Singapur, Güney Kore, İsrail, Rusya ve Türkiye. Şimdi bu listede kaç ülke televizyon kurabilmiş EBA televizyonu gibi? Bunun listesi var. Herkes dünyayı biliyor. Eskisi gibi değil. Tabii. Bunu hani 30 yılını bu dünyada, Türkiye'de eğitime vermiş biri olarak hani şunu görüyorum. Hangi ülke neyi nasıl yapıyor bunu çok net görüyoruz. Televizyon kurabilen bu saydığım ülkeler arasında bir Çin var, kısmen Fransa var, bir de Türkiye var. Diğerlerinin hiçbirinin televizyonu yok. Hiçbirinde yok. Aynı şey işte EBA benzeri bir ulusal platform var mı Amerika'da veya ne bileyim başka ülkelerde? Çoğunda yok. Ya da ulusal canlı ders uygulaması. Bakın bu sene okullar açılana kadar bu saydığım ülkelerin birçoğu sadece velilerine e-mail gönderdiler. Çocuğunuzun sorumlu olduğu konular bunlardır diye. Biz o zaman canlı ders yapıyorduk. Biz o zaman EBA televizyonunda 1000 kişiyle dersler yapıyorduk. Şimdi bütün bunları konuşurken şunu sormak lazım. Şimdi Türkiye'de ne yapılıyor? Başka ülkelerde ne yapılıyor? O kadar somut konuşuyorum ki, diyorum ki kanıta dayalı olarak Türkiye'nin diğer ülkelerle televizyon, canlı ders, EBA gibi bir merkezi sistem, öğretmen eğitimi ve benzeri konularda hangi ülkede ne var ne yok? Lütfen listelesinler. Benim sayısal olarak bütün verilerim ortada. Ve Türkiye'nin niye önde olduğunu o zaman görecekler. Ve bu anlamda Twitter olsa, ne bileyim Instagram olsa, daha geçen hafta biliyorsunuz bir süre sorun oldu. Tabii. Daha önce oldu mu? Daha önce oldu. Şimdi bu kadar büyük sistemlerde bile sorun olabilir. Biz 21 Eylül'den itibaren, hatta 31 Ağustos'tan beri bir gün birkaç saatliğine böyle bir sorun yaşadığımızda EBA çöktü mahvolduk demeyiz. Biz bir problemimiz var. İnternet mimarimizde şöyle bir sıkıntımız var ve sıkıntımız vardı. Bunu gördük ve bunu düzelttik.